Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusunda parçalı alan hesabı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taralı alan soruluyor ve burası 6 verilmiş bir de eşkenar üçgen verilmiş. Yani her yer 6 ve dolayısıyla yarı çap ne yaptı 6 yaptı. Açı lazım bir de bana açı da atmış. Şimdi bu alanı bulurken ne yapacağız? Bütünsel şu tüm dilimin alanından eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Hadi bakalım. Tüm dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgen daha kare kök 3 bölü 4 değil mi? Evet. Şimdi sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 6 pi yaptı eksi. 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yapar burası. Evet cevap saçma çıkar ama tek satırda ya da iki satırda sonuca ulaşırsınız. Bu soru soruları cevabı gördükten sonra sakın korkmayın. Evet cevabımız 6 pi eksi 9 kök 3 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bir parça isteniyor. Biz dilimin alanını biliyoruz. O zaman dilim oluşturmak zorundayız. Hop dilimi oluşturduk. Dilim oluşturunca hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. E 45 ise burası da 45 yapar. 45 45 90 üçgeni. A ne oldu? Dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Pi R kare dilim 90. 90'lık dilim nedir? 90 bölü 360 yazacağımıza. Direkt çeyrek dairenin dilimidir. Yani pi R kare bölü 4. Eksi üçgenin alanında 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 4 pi eksi 8 mi yapıyor cevap? Evet ikinci soruyu da bulduk geldik 3'e. Böyle bir alan istenildiğinde ne yapıyoruz? Dilim. Dilimin alanını bildiğimiz için dilim oluşturacağız. Hop merkezden yarıçap çizerek dilim oluşturalım. Hocam ne oldu? Şimdi bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Hocam ikizkenar kenar 45 ise burası da 45. A burası 90 yaptı. Bu sefer ne yaptı? Bir çeyrek dilim artı bir de üçgenin alanı. Yani pi r kare bölü 4 artı üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 4 pi artı 8 mi yapıyor burası da? Evet. Üçüncü soruyu da bulduk. Geldik dördüncü soruya. Şimdi ne yapacağız? Bütünsel düşüneceğiz. Mesela bu dilimin alanı falan diye bununla ilgili formül yok. Ne yapacaksın? Üçgenin alanından beyaz alanı çıkartacaksın kardeşim. Evet bu 30 60 90 üçgen. 30'u karşı 6 60'ı karşı 6 kök 3. Şimdi üçgenin alanı belli mi? Belli. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2 eksi. Dilimin alanı nedir? Pi r kare 60 bölü 360 eşittir. Sıfırlar sadeleşti. Işte, 36'lar sadeleşti. Işte. Burası ne yaptı? 18 kök 3 eksi 6 pi mi yakaldı cevap olarak? Evet. Cevap 18 pi eksi 18 kökü eksi 6 pi yaptı ve geldi örnek bir e, dilim oluşturacağız. Hadi bakalım dilimi oluşturalım. Hocam şu dilimi oluşturdum. E bu dilim oluşturunca ne oldu? Hocam burada bir şeyler verilmiş mi? Çemberin yarı da 6 olarak verilmiş. O eşkenar üçgen çıktı burada. 60 60 60. O zaman şu dilimin alanı artı bu eşkenar üçgenin alanı dersek olayı bitirir miyiz? Bitiririz. Bu dilimde şu açı lazım bana. Burası da 300 derece değil mi? Tamam 360'a tamamladığı için. Evet pi r kare 300 bölü 360 artı eşkenar üçgen bu sefer topluyoruz. a kare kök 3 bölü 4 sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin 30 pi artı 9 kök 3 diye buluruz cevabı örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Biz ne biliyoruz dilim saçma sapan bir alan verildiği zaman da hemen dilim oluşturacağız. Dilim oluştururken yarıçap çap çizeceğiz. A yarıçap uzunluğu kaç? 6. Hocam burası da 6. Ama dilim oluşturduğumuzda bize açı da lazım. Büyük ihtimalle özel üçgen çıkar. Bak 90'ın karşısı 6 hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. 30 90 60 üçgeni çıktı burada. Hocam ne yapacağım? Dilimin alanından şu beyaz alanı çıkartırsam olay bitti. Dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360. 60'lık dilim çünkü tamamı. Eksi üçgenin alanında 30'u karşı 3 kere 60'ı karşı 3 kök değil mi? Evet. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Sıfırlar 36'lar sadeleşsin. Cevap 6 pi eksi 9 kök 3 pi 9 kök 3 bölü 2 çıkar. Evet 6. soruyu da böylelikle bulduk ve bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda parçalı alan hesabının kazanım testinde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.